Arkadaşlar merhabalar ben Abdurrahman Yılmaz Ezber Bozan Koç olarak biliyorsunuz önceki videolarımızda yapacağımız faaliyetlerden kapsamlı bir şekilde bahsetmiştik arkadaşlar. Bugün de sizlere 12'lerdeki kalık uzunlukta videolarla motivasyon konusunda elimden geldiği kadar arkadaşlar faydalı olmaya çalışacağım. Umarım cevap aradığınız soruları da bu sayede çözmüş olursunuz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkemiz arkadaşlar sınav gerçeğinin olduğu bir ülke. Zaten birazdan bu sınavların içerikleri hakkında bilgiler de vereceğim sizlere ve hepimizin e, ortak amacı kazanmak. Tabii ki kazanmak kavramı kişiden kişiye farklılık gösteren bir olgu olsa da hani e, özet tabirle herkesin hedeflemiş olduğu yeri kazanması anlamına gelen bir özelliktir bu. Mesela işte bir e, üniversite sınavına giren arkadaşımızdan bahsediyorsak istemiş olduğu üniversitenin hedeflemiş olduğu bölümüne girmesi bir kazanmaktır. Ve işte bu arkadaşımız KPS hazırlık yapıyorsa almış olduğu puan gereğince arzu ettiği devlet memurluğuna ve tabii ki arzu ettiği şehre atanması olayıdır gibi. Bunu çoğaltmamız mümkün. Ama kazanmak olgusu da malum e, bireyselleştirilebilecek ve herkesin daha farklı tanımlayabileceği bir olgu durumunda arkadaşlar. Şimdi e, 1998'den itibaren arkadaşlar ben hem öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda 2000'lerin başından itibaren de e, promosyonal koçluk yapıyorum. Özellikle eğitim koçluğu, sınav koçluğu anlamında e, birçok çalışmamız da söz konusu. Ve arkadaşlar bu yüzden e, ben kendimi biraz da sınav yönetmeni olarak aslında tarif ediyorum. Çünkü 20 yıllık zaman dilimi az bir zaman dilimi değil. E, dolayısıyla bugüne kadar LG's anlamında, YKS anlamında, KPSS anlamında arkadaşlar binlerce, on binlerce öğrenciyle muhatap olduk. Bunların gerek ders boyutunda, gerekse arkadaşlar tercihler boyutundaki süreçlerinde aktif olarak rol aldık ve yıl boyu yapmış olduğumuz birebir danışmanlıklarımız ve koçluk programlarımızdan dolayı da arkadaşlar birçok öğrencimizin, velimizin problemlerine şahit olduk ve bunların çözümünde aktif rol aldık. İşte bu yüzden ben kendimi sınav yönetimi olarak aslında tanımlıyorum. Zaten bundan dolayı da kullanmış olduğumuz isim biliyorsunuz biraz iddialıdır. Ezber Bozan Koç diyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların daha ziyade arkadaşlar nasıl söyleyeyim hani tribünlere oynamak değil de aslında background'da daha farklı bir tarzda çalışarak olayları çözme boyutunda ilerlediğimizi söylemek Biraz daha aslında doğru olacağı kanaatindeyim. Arkadaşlar bu görselde de zaten detaylı olarak görüyorsunuz. Başta Ankara olmak üzere arkadaşlar Nisan ayı itibariyle ezber bozan koç ile motivasyon atölyemiz dediğimiz bir faaliyetimiz var arkadaşlar. Ve zaten detayları görüyorsunuz içerik anlamında da bir öğrencinin sınava kadarki süreçten neleri ihtiyacı varsa özellikle sınavın yaklaştığı bu süreçte arkadaşlar. Onların çözümünü aslında hep birlikte gündeme getireceğiz ve zaten bakın görselde görüyorsunuz arkadaşlar. Üniversite kazandırma rehberi adlı bir kitabım da piyasaya çıktı. Eee arkadaşlarımız bunu da alıp tabii ki okuyabilirler. Sonuçta biz her ne kadar bu kitabımızda özellikle YKS konusuna değinmiş olsak da aslında yazmış olduğumuz içerik işte LGS, YKS, KPSS, DGS fark etmiyor arkadaşlar. Sınava girecek her öğrencimiz aslında yakından ilgilendiren ortak sorunların bir cevabı terindeki el kitabı durumunda arkadaşlar. Ve bu yapacağımız motivasyon atölyesi çalışmamızda arkadaşlar bir içeriye hemen bir özetle değinmek istiyorum. İleri seviye sınav kazanma tekniklerinden hedef belirleme yöntemlerinden ki birçok öğrencimizin hala bugün için sabit ve somut bir hedefinin olmadığını görmekteyiz ki bu oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü hedeflerimiz aslında bizim motivasyonumuzu artırıcı özelliğe de sahip olabilmekte. E, motivasyon terapi seanslarımız olacak. Ve hipnotik dil kalıplarıyla kendinizi kontrol etme mucizesini arkadaşlar öğrenmiş olacaksınız. Dikkat toplama, odaklanma, konsantrasyon sağlama terapisi arkadaşlar. Çok önemli biliyorsunuz. Belki birçoğumuzda olan bir eksikliktir bu. Akıl yürütme, pratik düşünme becerileri anlamında vereceğimiz bir eğitim söz konusu olacak. Korkularımızla yüzleşme, güçlenme sistemiyle ilgili bir çalışmamız olacak. Özgüven ve cesaret terapimiz aynı zamanda e, anlayarak hızlı okuma etkinliklerimiz de arkadaşlar bu motivasyon atölyesinde yapacağımız çalışmalara örnek olarak verilmesi mümkün. Bu çalışmamız Ankara merkezli olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Konya'da olacak. Bunun haricinde kısa bir zaman diliminde anlaşmalı olduğumuz kurumlar arkadaşlar ben size söyleyeceğim. Farklı illerde de aynı kalıp içerisinde arkadaşlar çalışma arası söz konusu olacaktır. Zaten toplamda 20 saatlik bir arkadaşlar çalışma periyodunu dikkat alıyoruz ki bu 20 saat sonrasını emin olun her öğrencimiz aslında istemiş olduğu motivasyona da çok rahat bir şekilde arkadaşlar ulaşmış olmakta. Peki. Demin bahsetmiş olduğum kitap da arkadaşlar. Üniversite kazanıma rehberi diye. Yine arzundan arkadaşlarımız alıp okuyabilirler. Sınava çeyrek kala malum. Artık şu anda YKS anlamında LGS anlamında arkadaşlar. KPS anlamında DGS anlamında fark etmiyor. Hemen hemen hepsine çeyrek var dediğimiz bir zaman dilimindeyiz. O yüzden de belirlemiş olduğumuz slagonumuz şu. Bana eşlik ederek kalan zamanınızı ...kazanmaya ayırmak ister misiniz diyoruz arkadaşlar. Ya, peki neden bu kadar iddialı söylüyoruz? E, yılların o birikimini arkadaşlar sizlerle paylaşmak... ...ve sizlerin eksik olduğu noktaları kısa bir zaman diliminde sizlere göstermek... ...ve bunları hızlı bir şekilde çözüm üreterek arkadaşlar... ...egale etmek ve size hız kazandırmak amaçlı bir çalışma peşinde koşuyoruz. E, dolayısıyla bu çalışmayı yaptığımız zaman aslında siz şu ifade biraz daha doğru olacağı kanaatindeyim. Zaten silah kullanmayı biliyordunuz ama düşmanı yenmeyi bilmiyordunuz. Aslında biz bir nevi bu çalışmalarımızla size yenmeyi öğretmiş olacağız. Dolayısıyla amacımız kazanmaktı arkadaşlar. Bunca ay vermiş olduğumuz o mücadelenin Boşa gitmemesi için işte bu kalan zaman diliminde yani sınava çeyrek var demiş olduğumuz zaman diliminde aslında sizleri topyekun bir mücadele nasıl hazırlayabiliriz. Bunun içeriğini hep birlikte e, görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Tabii ki bize eşlik ettiğiniz takdirde. Ve bu sunumumuzda da bunlara katılamayacak olan arkadaşlarımız var ise en azından özetle de olsa neler e, anlatacağız, neler yaşanacak bunları bir göstermek amacıyla arkadaşlar gündeme getirmiş oluyoruz. Mesela bunda yine arkadaşlar kendi branşım anlamında çıkanmış olduğum kitaplardan birkaç tanesiydi örnek olarak verecek olursak eğer. Peki şimdi kazanmak diyoruz arkadaşlar. E, kazanmak dediğimiz zaman e, şöyle bakın tarih boyunca emek olmadan çaba olmadan kazanmak diye bir kavram var mı? E, zaten eğer ki bir emeğimiz yoksa, bir çabamız yoksa ve bunlar olmadan bile müthiş bir başarı söz konusuysa Orada zaten ters giden bir şeyler var demektir. Yani hiç kimse size hak etmediğiniz bir hayatı gümüş bir tepsiyle veya altın bir tepsiyle size sunmaz arkadaşlar. E, dolayısıyla bu tip ödülleri biz nerede görürüz daha ziyade? Evet fare kapanlarında görürüz arkadaşlar. Yani bu bize bir tuzak kurulduğunu aslında göstergesidir. Ama biz eğer ki varımızı yoğumuzu evet harcayarak bir emek harcayarak bir çaba harcayarak bir yerlere gelmeye çalışıyorsak bu belki biraz zaman alabilir ama unutmayın o hani e, toplumsal bir terimiz vardır ya arkadaşlar. Biz buraya dişimizle tırnağımızla geldik deriz ya. İşte böyle bir şeye sahipsek o çıkmış olduğunuz zirveden hiç kimse sizi kolay kolay indiremeyecektir arkadaşlar. İşte bu yüzden eğer ki e, tatlı bir meyve yemek istiyorsak e, bunun tabii ki acı sonuçlarına katlanmak zorundayız anlamına geliyor. Bu yüzden diyoruz ki çaba olmadan başaramazsınız dedi ki ülkemiz bir sınav ülkesidir. Evet doğru. Türkiye'de arkadaşlar şu tablomuz bir gerçeği yansıtmakta. Yani hani başka bir ifadeyle sanki gözümüz açtığımız günden kapattığımız güne kadar arkadaşlar hayatımızın büyük bir bölümünü sınavlara adayarak geçiren bir toplum durumundayız. E peki böylesi bir ortamda e, sınavları eleştirmek çözüm mü? Tabii ki değil. Sonuç olarak bir sınav gerçeği var arkadaşlar ve bizim bu gerçeği e, çok fazla irdelemek, eleştirmek yerine çözüm üretmemiz gerekiyor. Ve bu çözüm nedir? Eğer ki bir şeylerin değişmesini istiyorsak önce bizim kendi şartlarımızı değiştirmemiz gerekmekte ve kendi şartlarımızı değiştirmenin yolu da düşüncelerimizi değiştirmekten geçmekte. Zaten biz e, zihnimizdeki, düşüncelerimizdeki o negatifliği aşabiliyorsak. Aslında geriye kalan çorap sökü gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü en büyük engeli yenmiş oluyorsunuz. Yani kendi zihninizi yenmiş oluyorsunuz. İşte biz o engel açtıktan sonra şuradaki hiçbir sınavın aslında önemi kalmıyor arkadaşlar. Sonuçta e, sınavlar bizim takılmamız gereken, durmamız gereken engeller değildir ki. Bunlar bizim aşmamız için var olan arkadaşlar özelliklerdir. Çünkü şuna da hak verin, e, Türkiye bu kadar genç nüfusu barındıran nadir ülkelerden bir tanesidir. E tabi ki bu kadar insanı arkadaşlar e, belli bir eleme kriterine tabi tutmadan bir yerlere getirmek e, kolay bir iş değildir. İşte bu yüzden ülkemizde sınav gerçeği arkadaşlar kolay kolay bitecek bir özellik değildir. Bu yüzden de yapmamız gereken nedir? Donanlı bir şekilde... Pes etmeden ve çaba harcayarak arkadaşlar mücadeleye devam etmemiz gerekecektir. Yapmamız gereken en mantıklı çözüm yolu zaten bu olacaktır. E peki o halde biraz önce bahsettiğimiz gibi olaylara bakış açımızı değiştirdiğimizde baktığımız olaylar da değişmeye başlayacaktır. Dolayısıyla o aşılmaz görmüş olduğumuz engellerin aslında yavaş yavaş aşılabildiğini görüyoruz. Zaten bu olay bize ne yapıyor? Biraz daha cesaret veriyor arkadaşlar. Ve onun vermiş olduğu cesaretle motivasyonumuz biraz daha yükseliyor ve biz aslında e, hiç yapamam demiş olduğumuz şeyleri teker teker yapmaya başladığımızı görüyoruz ki e, bu da aslında kazanmak tanımının başka bir aşaması veya başka bir yansıması arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki hayata farklı açılardan bakmayı öğrenmek ister misin? Yani önce bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor. Çünkü Doğru sorular her zaman doğru cevapları getirecektir. Eğer ki hayatımızda yanlış giden birçok şey varsa ve biz bunları bir türlü düzeltmeyi başaramıyorsak ve neyin yanlış gittiğini bilmiyorsak, demek ki kendimize hala doğru soruyu sormamışız demektir arkadaşlar. İşte bu yüzden diyoruz ki önce kendimize doğru bir soru soralım. Neydi peki bizim doğru sorumuz? Hayata farklı açılardan bakmayı öğrenmek ister misin? Doğru sorumuz bu. Eğer cevabın evetse arkadaşlar hemen bundan sonraki ikinci videomuzda buluşmak üzere.